Giyim kuşam her kadının özel ilgi alanıdır. Ama doğru kombin yapmak, doğru renkleri birbiriyle giymek marifet ister. Mesela bazı renkler vardır ki size oğlunuzdan kısa ya da kilolu gösterebilir. Peki ne yapmalı, nasıl bir kombin oluşturulmalı? Tüm bu soruların yanıtını dünyaca ünlü Türk modacı Yıldırım Mayruk verdi. Gönlün istediği gibi giyiniyor zaten ama çok kilolu insanlar. Hanımlar dikkat! Kıyafetlerinizde doğru renkleri tercih ediyor musunuz? Siyah, lacivert, gri, kırmızı. Ünlü modacı Yıldırım Mayruk'tan kadınlara doğru renk seçimleriyle ilgili açıklamalar Magazin 8'de. Bize mahsus yerleri süpüren şeyler, pantolonlar. Yıldırım Mayruk, kadınların kıyafetlerde renk tercihleriyle ilgili güzel görünmelerini sağlayacak açıklamalarda bulundu. Şimdi renk ben de seviyorum. Tabii ki Türk kadınının belli rengi siyah ama yavaş yavaş uzaklaşmaya başladı. Mesela düğünlerde eskiden anneler hemen siyah elbise yapardı. Kayınvalide oldum, ciddi olsun. Şimdi artık böyle bir şey yok. Peki kilolu hanımefendiler hangi renkleri tercih etmeli? Herkes gönlünün istediği gibi giyiniyor zaten ama çok kilolu insanlar çok parlak renklerden kaçmalı. Çok göze çarpmasın. Çok açık renklerden kaçmalı. Zayıf olan hanımefendilerin de renk tercihinde dikkat etmesi gereken hususlar varmış. Zayıf bir insan da desenli bir şey de giyebilir. Bol olabilir. Mesela bu sene çok güzel imprimeler var. Eski senelere döndük. Benim gençliğime döndü. Onlar istediklerini giyebilirler. Yani çok zayıf insan siyah giymesin. Çok şişman bir insan da kıpkırmızı, sapsarı bir elbise giymesin. Veya buna benzer renkler. Bu sene moda dünyası desenli kıyafetlere geri dönmüş. Bu senenin şeyi desen yeniliği. Kısa elbiseler. Ben sokağa çıkmadığım için bilmiyorum tabii ama görüyorum, çok hoşuma gidiyor, resim görüyorum. Desen güzel kumaşla çok güzel. Mesela ben tül dikiyorum desenli. 3 kumaş. Aynı desen basılmış. Tüllerin çok hafif farkları var, renk farkı var. Üçünü üst üste koyduğunuz zaman o zaman optik bir hal oluyor. Check your step when the day turns to night. Know that you're never alone. 2016 yılında her renk elbisenin, kıyafetin moda olduğunu söyledi Yıldırım Mayruk. Her renk var. Olmayan renk yok. Siyah, lacivert, gri, kırmızı, oranj, sarı, yeşil, mavi, pembe. Ya zaten renk kalmadı. Beyaz. Kadınların özellikle elbise, takı, aksesuar, ayakkabı tercih ederken renk tercih etmesi, bir kombin ya da kontrast sağlamaya çalışmasına da yorum yaptı ünlü modacı. Şöyle bir şey var. Benim herkesin görüşü ayrıdır. Benim de kendime göre bir görüşüm var. Mesela şimdi şöyle yazılar okuyorum. Ayakkabı, çanta başka renklerde olacak. Ben ayakkabıyı elbise renginde seviyorum çünkü bir uzun bütünlük yapıyor. Çok boylu bir hanım da siyah bir elbise de kırmızı bir pabucu severim ama ben her zaman siyahtan yanayım. Ayağını atıp da elbise eteğinden ayak çıktığı zaman böyle yekpare bir bütünlük verir. Ama ben o fikirde değilim. Çanta ayrı olacakmış. Onu da zaten şeyin sebebi ekonomik nedenlerden. Ayakkabısı eskidiği zaman çanta tek kalmayacak. Rengin değil, bedene yakışan elbisenin önemli olduğunu örneklerle açıkladı Yıldırım Mayruk. Yerlere değen bol paça pantolonlar, tahta bacak yürüyor gibi, platformlu dolaşların üstünde. Zaten böyle bir şey bu, bize mahsus. Yerleri süpüren şeyler, pantolonlar. Pantolonların her zaman pabucun gözükmesi lazım gelir. Renk tavsiyelerine elbise örnekleri göstererek devam etti ünlü modacı. Bakın bir tayyor, bir koton etek, gofre bir etek, üstünde poplin bir emprime. Desenli bir elbise. Evet. İçleri pirileri, kırmızı pike, üstü ipek bir şantum, bir bodora var. Bodora arkadan düğmeli.
O ve istenildiğini o boyları da çıkıyor tabii. İçini giyebilir. Üç boyutlu. Evet. Mesela bir ünkünü daha. Bu bir kemer üstten bağlanacak. Altında beyaz bir pantolon var ama siz diğerleri çöpürmüyor.